Herkese merhabalar. Pazartesi günü kızımın operasyonuyla beraber yanımda olan, mesaj atan, dualarını esirgemeyen, şifa enerjilerini gönderen, benimle beraber yüreklere, ağzına gelen herkese, bütün takipçilerime, danışanlarıma, arkadaşlarıma, eşime, dostuma, aileme çok 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 teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti. Kızım evde istirahatine bakıyor. Biyopsi sonuçlarımız bir haftaya kadar çıkacak. İnşallah kötü bir şey de çıkmayacaktır. Zaten temizlendi oradan. Kötü bir şey de çıkacağını da hiç düşünmüyorum. Artık söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Kelimenin bence bittiği noktadayım. Sadece hala güzel dualara ve dileklere ihtiyacım var diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bu hafta yaşayacağımız, önümüzdeki haftaki bu 9'unda gerçekleşecek Dolunay'a. Şimdi Başak Burcu'nda bir Dolunay yaşayacağız. Aslında bu Dolunay'la beraber hislerimizde, duygularımızda çok daha farklılıklar hissetmeye başlayacağız. İlk başta hayatımızda neleri abarttık, neleri abartılı bir şekilde yaşadık, neleri önemsedik, önemsemedik, hep bunların farkına vardığımız bir döneme giriyoruz artık. Yani biraz daha titiz bakacağız. Sevdiğimiz şeyleri daha fazla koruma isteğimiz oluşacak. Aslında benim hani böyle bağıra bağıra söylediğim bir şey vardı. İnsanları yargılamayın, bağışlayın, affedin, affetme çalışmaları yapın. Kendinizi özgürleştirin dediğim bu konular var ya, işte sizler isteseniz de istemeseniz de artık tanrısal bir durumla gerçekleşmeye başlayacak. Dediğim gibi ben bunun artık tanrısal bir döngü olduğunu düşünüyorum. Meditasyonlar, arınma, işte bütün bunları söylediğimiz şeyler var ya, işte tefekkür ve dua ile gerçekleşen şeylerdir. İşte bu dönem, bunları bol bol yaşayacağımız, yapacağımız bir dönemdeyiz. Yani bol bol dua edebilirsiniz, meditasyonlar yapabilirsiniz, affetme çalışmaları yapın. Mesela hiçbir şey bilmiyorsunuz, bu konuda gerçekten sıfırım diyorsanız bile affetmek istediğiniz kişileri, olayları gözünüzün önüne getirin. Onlara odaklanın ve deyin ki sana teşekkür ederim. Senin sayende ben işte güçlü olmayı, tek başıma ayakta kalmayı, kendi kararlarımı almayı ve artık buna benzer ne öğrendiyseniz ben bunları senin sayende öğrendim. Bunun için bile sana minnettarım, seni seviyorum ve seni özgürleştiriyorum diyebilirsiniz. İşte bütün bu döngülerle beraber hayatınızdaki birçok şeyi dönüştürmeye başlayın. Evet, herkesin bir duruşu olması gerekir. Ve herkesin aslında bir de böyle ne derler ona, kırmızı çizgileri vardır aslında. Hani hayatımızın içinde bazı sınırlarımız vardır. İşte bu sınırları belirleyebilmemiz gerekiyor. İşte bu Dolunay bize bu şansı, bu fırsatı da verecek. Kendimizi bir anda sorun odaklı değil de daha böyle çözüm odaklı olmaya başlarsanız, işte ne bileyim böyle düşünmeye başlarsanız hiç şaşırmayın. Aslında Başak Burcu kendi özelliklerini bizim üzerimize bir ışıkla, bir projekte editmeye başlayacak. Yansımalarını gerçekleştirecek yani. Hani böyle daha titiz, daha duyarlı, ne bileyim böyle yarım kalmış işlerimizi bitirmeye, onları böyle derlemeye, toplamaya, hayatımızı biraz düzene sokmaya istekli olan böyle bir ruh halinde kesinlikle bulabiliriz kendimizi. Yani her zamankinden daha kararlı, daha istekli, daha azimli kesinlikle olabiliriz. Şimdi Dolunay haritasına baktığınız zaman çok enteresan bir şey var haritada. Ne biliyor musunuz? Hiç ateş elementi yok. Yani bu ne anlama geliyor? Artık bizler risk almak istemeyeceğiz. Yani bu durumlardan pek hoşlanmayacağız. Riskli işlerden çok hoşlanmayacağız. Daha fazla böyle sakin, dingin, böyle bir hayat yaşama arzumuz olabilir. Ve bu da ne anlama geliyor? İçimizi, ruhumuzu güzelleştirmek isteyeceğiz. Dışsal görüntümüzde hani bazı güzellikler yaratmak isteyeceğiz. Aslında biliyor musunuz? Mart ayı çok önemli bir ay. Çünkü hepimizin belki de miladı olabilecek olan bazı kararları aldığımız bir ay bu ay. Yani Mart ayı.
Zaten ben kendimi düşünüyorum da Mart benim hep radikal kararlar aldığım ve hayatımı hep böyle kökten değiştirdiğim bir dönem. Hani geçmişe dönüp baktığımda. Enteresan, bakalım bu dönemde ne tarz bir radikal kararlar bizleri bekliyor. Şimdi bu dolunayda biliyorsunuz ki uzun zamandır birçok gezegenimiz Oğlak Burcu'nda. Yani bu dolunayla beraber. İşte dolunayda Toprak Burcu'na gerçekleşiyor. Aynı Oğlak Burcu gibi. Şimdi bu kadar toprak elementi varken haritada, özellikle tabii Oğlak'ta bir stelyum oluştu. Dolunay Başak Burcu'nda, o da bir toprak elementi. Yani çok fazla toprak var. Bu da şu anlama geliyor olabilir aslında. Toprakla ilgili, yeraltıyla ilgili konuların biraz gündeme geleceğini söylüyor. Hani madenler, yeraltı kaynakları. Tabii bu biraz toprak kaymalarını da tetikleyebilir diye düşünüyorum. Bir de aslında unutmadan söylemem gerekir ki aslında 84-98, hani doğumlular 1998 ve 1984 tarihleri arasında doğmuş olan kişiler çok daha güçlü etkiler alacak. Çünkü onların haritalarında Oğlak bu elementleri ve stelyumlar çok daha fazla görünüyor. Aslında böyle bu tarihte doğmuş olan kişilerde herhangi bir davranışlarında, duygularında, düşüncelerinde, kalplerinde onları engelleyen bir şeyler varsa, inanın bana artık bunlar daha hızlı bir şekilde azalıp daha hızlı kararlar alarak daha güçlü olduklarını kendileri bir kere daha fark edecekler. Tabii ki doğal olarak hem bir dolunay hem Oğlak Burcu'nda birçok gezegenin olması hem de Uranüs'ün etkileri oldukça güçlü hissedeceğimiz bir dönem. Aslında ben bu dönemde biraz böyle devrimsel olaylar da bekliyorum. Şimdi hemen burçlarımıza geçelim ve bakalım burçlarımız nasıl etkileniyor. Ama tabii ki ne diyoruz? Yükselenlerimize öncelikli dinlemeyi unutmuyoruz. Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar, sevgili koçlar, çok sosyal olabileceğiniz bir dolunay yaşayacaksınız. Hatta girmeye başlamış olabilirsiniz bu dönemden itibaren. Kendi isteklerinizi daha net bileceksiniz ve bunlara göre kararlar almaya daha yatkın olacaksınız. Çünkü kendinizi çok rahat ifade edebileceğiniz bir dolunay bu dolunay. Bu dönemde karşınıza böyle uzun vadeli proje fırsatları, teklifler de gelebilir. Yani sizin tabii ki özel haritalarınızda saklıdır ama hayatınızın belli başlı konuları da özellikle değişme fırsatı bulacaksınız. Bir değişim var. Aşk hayatınızda eğer kafanızı kurcalayan sorularınız varsa bunlarla ilgili de çok olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü ne dedik? Artık sorun değil, çözüm odaklı düşündüğümüz bir dönem olacak bu Başak Dolunay'ı. Olayların nedenlerini bulduğunuz ve bu durumları da artık sindirmeye çalıştığınız bir dönem sizi bekliyor. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar, bu dolunay ilişkilerinizi çok önemli bir noktaya getirebilir. İkili ya da işle alakalı. Özellikle kendinizle kurduğunuz iletişim şekliniz kendi cevaplarınızı bulmanızı sağlayabilir. Şimdi çevrenizdeki sosyal gruplara katılabilirsiniz. Onlarla iletişim halinde olarak belli noktalara gelmenin yollarını bulabilirsiniz. Bu çok avantajlı bir durum. İşinizle alakalı her ne kadar sıkıntılı durumlar hani bu dönem içerisinde yaşamış olsanız da bu sizi başarıdan asla geri plana atmayacak. Yani başarınız devamı artacak. Ha tabii bu dönemde sizin ailenizle ilgili alakalı, ilişkilerinizle alakalı da çok önemli kararlar almanızı sağlayabilir. Bunun için iyi ve fırsatları değerlendirebileceğiniz bir dönem. Ve işinizle ilgili yeni bir yere taşınma kararı da alabilirsiniz. Hani işinizden ötürü. Değişimlerin radikal kararları olacaktır tabii ki. Ve buna adapte olmakta zorlansanız da lütfen içinizdeki sesi dinlemeyi unutmayın, ihmal etmeyin. İçinizdeki sese güvenin. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Şimdi aile bağlarınızın daha böyle güçlenmeler,
sorumluluklarınızın farkına varmalar, işte ne bileyim aile içinde daha sağlam ilişkiler, bunlar biraz güçlenebilir. Sadece ailenizin, çevrenizdeki insanlarla olan iletişim şekliniz güçlenmeyecek. Yani bunu güçlenmeyle kalmayacak, siz bunun farkına da varacaksınız. Ne istediğinizi, ne arzuladığınızı bildiğiniz için karşı tarafa, yani bu işinizle de alakalı olabilir, arkadaşınız ya da aileniz, kendinizi net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aslında bu da çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü artık maddi ve manevi konularda daha dikkatli, daha temkinli, daha ihtiyatlı aslında davranmanızı sağlayacak. Kendinizi bu kadar rahat ifade edebilmeniz ve ilişkilerinizin güçlenmesi. Tabii hani bu arada bazı yüzleşmeler yaşama ihtimaliniz var. Özellikle de geçmişten getirdiğiniz ilişkilerinizle. Çünkü ancak bu sayede kafanızdaki bazı sorulara da cevaplar bulacaksınız. Özellikle bu dönemde yaşadığınız bazı sıkıntılar var. Ve bunların nedenlerini merak ediyorsanız geçmişteki iş ilişkiniz, partner ilişkiniz, aile ilişkiniz, arkadaş grup ilişkileriniz, İşte bunların cevapları gelecek. Ha bu arada eğitim hayatınız devam ediyorsa ve beklediğiniz de bir haber varsa eğer, işte bu dolunay sayesinde bu haberleri de kesinlikle alabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar, sizin kariyer hayatınızla alakalı inanın bana çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Artık böyle etrafa odaklanmayı bırakıp da kendi isteklerinize daha fazla kulak vereceksiniz. Bunu çünkü pek yapan bir grup değilsiniz. Kariyeriniz, işiniz, işte bunlarla alakalı konulara odaklanacaksınız ve odaklanın. Ve kendiniz için daha fazla ne yapabileceğinizi düşünebilirsiniz. Evet, kendiniz için ne yapacağınızı düşünün. Aslında bu dolunay sizin eğitim ve seyahatlerinizle alakalı olan böyle ne bileyim çok güzel gelişmelerin olabileceğini de söylüyor. Hani özellikle eğitim ayağınız varsa, seyahat etmeniz gerekiyorsa çok olumlu. Eğer maddi açıdan zorlanan bazı yengeçler varsa ki biraz zorlanıyoruz farkındayım. İşte bu zamana kadar zorlandınız ama artık bunların son bulacağını, kendinize yeni bir gelecek, evet çok güzel maddi ve manevi bilanço hazırlayacağınızı ve bu böyle isteklerle dolup olacağınızı aslında gösteren bir dolunay yaşayacaksınız. Bunun avantajlarını yaşayın, cevaplarınızı alın, kendinize odaklanın ve sadece ne yapmak istediğinize kilitlenin. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Şimdi sevgili aslanlar, aslında siz maddi konularla ilgili bayağı ciddi ciddi kararları alma yolunda ilerliyorsunuz. Şimdi kendi hayatınızı ilgilendiren konularda yine mantıklı kararlar aldığınız bir dönem olacak bu dönemde. Mantığı elden bırakmayacaksınız. Çünkü dedik ya Oğlak, Başak, oldukça toprak ve güven isteği, güvence isteği. İşte belki de bu sefer başka insanlara da iyi niyetinizle alakalı belki de ne bileyim farklı fırsatlar, şanslar tanıyacak bir ruh haline de sahip olacaksınız. Hani sadece kendinizle alakalı değil de etrafınızdaki insanlarla da alakalı. Ama bu dolunay sizi ikili ilişkilerinizde, özellikle aşk hayatınızda biraz zorlayabilir. Karşınızdaki insana biraz zaman tanımaya çalışın bu anlamda, anlaması için. Tabii İş ve kariyer anlamında da oldukça güzel fırsatlar elinize geçecek, merak etmeyin. Kendinize olan güveninizin yüksek olduğu için bu dönemde biraz fazlasıyla bu fırsatları değerlendirmek ve çok fazla da hani zorlanmadan değerlendirmek zorunda değil de değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Sevgili Başaklar, yükseleni ve ay burcu Başak olanlar. Şimdi bu dönem kaygılardan daha uzak, daha böyle istikrarlı, kendinizden daha emin bir şekilde yol alacak gibi duruyorsunuz aslında bir yükselen Başak olarak. Aslında sizler de
geçmişle alakalı yaşamış olduğunuz, şu anda neden, niçin sorularını, cevaplarını aradığınız bir dönemdeyseniz işte bunları çok rahat bulacaksınız. Çünkü geçmişle yüzleşmeler var. Hepimizin var, sizin de bu alanlarda var. Artık benim için çok geç. Bu soruların cevaplarını öğrensem ne, öğrenmesem ne, bunlar önemli değil diyorsanız, inanın bana, Tanrı'nın bu konuyla alakalı bildiği bir şey muhakkak vardır. Şu anda ancak belki de müsait oldunuz, hazır oldunuz, belki onların cevaplarını ancak şimdi almaya hazırsınızdır. Önceden değildiniz. Ve lütfen özellikle sağlığınıza çok çok dikkat edin. Çünkü bu kadar koşturmanın arasında göz ardı ettiğiniz sağlık sorunlarınız var ya, işte onlar çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir ileriki zamanlarda. Bu yüzden dikkatli oluyoruz. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar. Aslında siz daha çok böyle kafanızdaki planlarınıza odaklanacaksınız. Kafanızın içinde geçen o planlara. Yani ne istediğinize, ne yapacağınıza, işte bunlara odaklanacaksınız. Uzun zamandır geleceğiniz için endişe duyuyorsanız eğer, böyle bir gelecek kaygısı içerisindeyseniz, artık net kararlar alıp harekete geçme fırsatına sahip olamadım diyorsanız, işte fırsatlar karşınızda, kapınızı çalmak üzere. Evet, istediğiniz konularda kafanızdaki planlara göre ilerleme imkanı bulabildiğiniz bir zaman dilimlerini yaşıyor olacaksınız. Ve bunun lütfen kıymetini bilin. Hatta bu güzel imkanlar, teklifler size arkadaş çevrenizden ya da ne bileyim sosyal grupların içerisinden de gelebilir. Eğer aşk hayatınızda kafanız karışık, bazı sorunlarınız varsa bu dolunay bunları bitişine sebebiyet verebilir. Tabii bekar teraziler içerisinde de içinde böyle sürpriz aşkları hayatlarına bir anda getirebilir. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, sizlerin daha çok arkadaş çevresi ve sosyal grupları oldukça hızlanacak gibi duruyor. Ve aslında bu sayede bugüne kadar çok fazla çaba sarf ettiğiniz ama böyle hani ne bileyim karşılığını alamadım diyorsanız, işte bu sayede mükafatlarınızı toplamaya başladığınız bir sürece giriyorsunuz. Hani bir şeyler yaptınız, çaba sarf ettiğiniz ama hiçbir yol alamadım diyorsanız hiç merak etmeyin, güzel bir süreç. Bu mükafatları alırken aslında oldukça dikkat çekebilirsiniz. Bütün gözler üzerinize olabilir. Ve bu dikkat çekme arzunuz da alacağınız kararları ve yolunuzu etkilemesin lütfen. Özellikle buna özen gösterin. Çünkü bütün gözler üzerinizde olduğunda ve siz bunun hazının içerisine girdiğinizde yolunuzdan şaşabilirsiniz. Çünkü insan ilişkilerinde çok kazançlı bir dönemdesiniz. Bunu hayatınıza pozitif olarak katkı sağlamanın kesinlikle yollarını bulmalısınız. Düşünmeden alacağınız her karar geleceğinizi çok farklı şekillendirebilir. Tabii bu arada aile içinde geçmişe dair bazı sıkıntılar, durumlar varsa, yüzleşmeniz gereken durumlar varsa, işte bunlarla ilgili de sınavlarınız var. İçsel huzurunuzu eğer stabil bir halde tutabilirseniz bu süre içerisinde, inanın bana kesinlikle muvaffak olabileceksiniz. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar, aslında sizler genellikle kariyer, eğitim konusunda zorlanıyorsunuz büyük ihtimalle. O zaman size çok güzel bir haber vermem gerekiyor. Artık zorlandığınız konularda önünüzde hangi tarz engeller olduğunu, tabii bunların bunlara böyle neyin sebep olduğunu görüp fark edebildiğiniz, dönüştürebilme şansına sahip olabileceğiniz muhteşem bir dönem. Evet, tabii eğitim hayatınız devam ediyorsa geleceğinizi ilgilendiren bazı konular hakkında kesinlikle aydınlanma yaşayabilirsiniz. Eğer yurt dışına çıkmak ya da yurt dışı bağlantılı bir şeyler yapmak istiyorsanız da önünüze çok güzel kapıların açıldığını bile fark edebilirsiniz. Çünkü yeni iş tekliflerine o kadar açıksınız ki birçok kapı açılacak önünüze. Yaşayacağınız bu konudaki tek sıkıntı büyük ihtimalle
arkadaş çevrenizle alakalı olabilir. Ama bunun için de birazcık zamana ihtiyacınız var. Biliyorsunuz zaman her şeyin en büyük ilacıdır. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar. Bir kere sizler de eğitim ve öğretimle ilgili hani bu konularla ilgileniyorsanız ya da eğitim veriyorsanız, eğitim alıyorsanız parladığınız bir dönemi yaşıyorsunuz diyebilirim. Özellikle iş hayatınızda liderlik edeceğiniz bazı teklifler, projeler karşınıza çok rahat çıkabilir. Aslında her ne kadar risk almak istemeseniz de böylesi hani gelen teklifler karşısında risk almaktan pek kaçınmayacaksınız bu dönemde. Ve bu size gerçekten çok büyük bir deneyim kazandıracak. Hani biz zaten Dolunay'da oldukça bu konularda destekliyiz diyebilirsiniz. Çünkü bazı dönemler yaşamış olabilirsiniz bunu. Ama bu konularda da inanın bana desteklisiniz. Tabii doğal olarak da başarınızı kıskanan, özgüveninizi düşürmek isteyen bazı insanlarla da karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu olaylara çok fazla prim vermeden sadece geleceğinize odaklanın. Hatta maddi kaynaklarınızla alakalı da alacağınız çok güzel haberleriniz var. Hani genellikle söylüyorum ben bunu. Çünkü artık o dönemlere girdik. Yine de söylüyorum. Hobilerinizden kesinlikle para kazanabilirsiniz sizler de. Bu dönem itibarıyla eğer hiç yapmadıysanız şimdi başlıyor o dönem. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Yaşadığınız zorluklar varsa bu dönemde işte yavaş yavaş aşabildiğinizi gördüğünüz bir dolunay bu. Evet. Aslında epey bir zamandır hani sizin yaptığınız en büyük hata ne biliyor musunuz? Çevrenizdeki insanların dediklerine çok fazla kafa yormanız ve sizi olumsuz bir şekilde etkilemelerine izin vermeniz. Şimdi Dolunay sayesinde daha çok kendi içinize yönelmek isteyeceksiniz. Ve alacak olduğunuz bazı kararları yalnız başınız alacaksınız. İşte sizin çıkış yolunuz bu aslında. Ama tabii ki fikrine güvendiğiniz büyüklerinizle ya da uzmanlara muhakkak kafanızın takıldığı konuları sorun, onları bir netleştirin. Çünkü hayatınıza değiştirmeyi beklediğiniz birçok konu var. Ve sizler bu konuyu netleştirmek için korkularınızla yüzleşmeniz gerekecek. Ve yüzleştiğiniz zaman da hayatınıza neden önemli rol oynadıklarını ve hayatınızın en önemli fırsatlarını nasıl yakalayacağınızı da fark etmiş olacaksınız. Yani bir nevi ruhsal bir aydınlanma diyebiliriz aslında biz buna. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar. Bir kere yönetici gezegenimiz bizlerin üzerinde etkisinden ötürü, yani balıkların üzerindeki etkisinden ötürü bu dolunayda daha çok çevrenizdeki insanlara yardım etmek isteyebilirsiniz. Manevi yönünüzün çok daha güçlendiği bir döneme giriş yapıyorsunuz çünkü. Böyle hani daha yapıcı, daha gelişmiş, daha fedakar bir kişiliğe bürünebilirsiniz. Ve bu güzel enerjilerin sayesinde de aslında iş yerinde rahatsız olduğunuz durumlar varsa bunları dile getirmenin inanın bana tam zamanı. Konuşun. Çünkü siz kendinizi ifade ederseniz çözüm yolları sunulmayı bekliyor olacak aslında. Ama ne dedik? Doğru bir şekilde ifade etmeniz çok önemli. Sizler de lütfen sağlığınıza son derece dikkat edin. Eğer bu aralarda bazı anlaşmalar yapmak istiyorsanız inanın bana o kadar uygun bir zaman dilimine giriyoruz ki hep beraber. Hatta belki ne bileyim taşınmak isteyebilirsiniz, evinizi ne bileyim değiştirmek de isteyebilirsiniz. Aslında en güzel gelişmeyi de netice almak istediğiniz bir şeyi sonlandırmak istediğiniz bir eyleminiz varsa, bir düşünceniz, bir projeniz varsa inanın bana en güzel gelişme burada olacak. Çünkü çok güzel yanıtlar alabileceğiniz harika ve muhteşem bir dönemdesiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.